Hadi önce bir Niğde'ye gidelim mi? Niğde'de Zeynep Bıyık sonunda biliyorsunuz tapularına kavuştu. Evine de sağ salim teslim ettik. Param gitti diye biraz ağlıyordu ama dedim Zeynep teyze sen tapuna bak. 4 tane tapusunu aldı. Ben oğlu Cemil Bey'e ve onun kaynına da çok teşekkür ediyorum. Çünkü 90'ında merdiven dayamış bir teyzemizi her ne olursa olsun üzmemek, ağlatmamak gerekiyor. Ölümlü dünya. Sonrasında vicdan azabı çekmemek için hakkın yerini bulması gerekiyordu. Hak yerini buldu. Ben kendilerine de teşekkür ediyorum. Zeynep teyzenin de bakın işte gülen gözleri. Oğlu Cemil Bıyık'ın 65 bin lirasını iade etmesinin ardından Zeynep Bıyık kalan 4 tapusunu da geri almak için ekibimizle birlikte Niğde'ye doğru yola çıktı. Altunhisar'daki ilk işimiz Zeynep Bıyık'ın tapuları devralırken ödemesi gereken raiç bedeli için hesaptan para çekmek oldu. Devri yapılacak olan 4 tapunun raiç bedellerinin belirlenmesi işlemi gerçekleştirildi. Şimdi son işlem için Altunhisar Tapu Dairesi'ne doğru yola çıkıyoruz. Zeynep teyze Niğde Altunhisar Tapu Katastro Müdürlüğü'nde. İşlemler için Cemil Bıyık ve kayınbirader Yılmaz Bey de orada. Devri gerçekleştiriyorlar. Onlar tapunun içindeler. Zeynep teyze de dışarıda onlardan haber bekliyor. Mutluyum Müge Hanım. Çok çok teşekkür ederim. Hepinize kuzum. Sizlerin hakkı ödenmez Müge. Müge Hanlı'da bir kez daha bir hayal gerçekleşmiş, sorunlar çözüm bulmuştu. 4 tapunun Zeynep Bıyık'a devri gerçekleşmiş. Hadi gözün aydın Zeynep teyze. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun yerden gönlere kadar hepinizden. Çok iyiyim hamdolsun sizlerin sayesinde kuzum. Evinin kapısına kilit vurup İstanbul'a geldiğinde kendisini otogardan alan ekibimizle yuvasına döndü yaşlı kadın. Bu defa gözlerinde yaşlar yerine mutluluk vardı. Evini, bahçesini, ağaçlarını özlemişti Zeynep Bıyık. Kayısı, şekerpare, aha ceviz, aha üzüm, işte yaş üzüm dalında işte. Kaybettiği paralarına ve arsalarına kavuşan Zeynep Bıyık'ın gözlerinden bu defa yaşlar sevinçten akıyordu. İşte geçti, her şey geçti. Bu annenin sayesinde. Az söyleyecek söz bulamıyorum. Şöyle kum diye kaptıklarınız bütün sarılır olsun. Onu kokulamaya kıyamıyorum ben. Vallahi böyle. Bastığı yerlere karın çayı incitmesin diye öyle dün ayaklarının altına baktım. O topuklarının altına baktım öyle. Çok çok seviyorum. Ne diyeyim? Vallahi bir avuç toprağı olan özellikle İstanbul'dan kaçsın gitsin toprağına. Bak ne güzel. Kayısısı, üzümü, inciri. Valla yani, denilecek bir şey var. Sizin adınızda mutluluk. Bir başka insanın yüzünü güldürmek mutluluk. Evet hocam. Vallahi şükürler olsun. Yani eğer alamasaydık hanımefendinin yaşından dolayı ben çok üzülürdüm. Ona davasını açıp hani yardımcı olacaktık ama o dava çok uzun sürecek bir dava olduğu için hani belki sonunu göremez diye ne yalan söyleyeyim üzülüyordum. Allah uzun ömürler versin kimseye tabii ömür biçmek benim haddime değil de hani Allah sıralı ölüm versinden yola çıkarak söylüyorum. Artık 90'ında merdiven dayamış bir hanımefendi. Vallahi insanın yaş ilerledikçe sahip olduğu şeyler daha bir kıymetli hale geliyor. Yani sizde de öyle oluyor mu bilmiyorum ama yani bir telefon şarjı bile daha kıymetli hale geliyor mesela hani... Hani bizim evdeki en büyük kavga şeydir, benim telefon şarjıma dokunma. Hani yani işte senin yani o artık böyle bir dünyan var, o dünyanın içine kimse girsin istemiyorsun yani. O orada dursun çünkü çocuklar daha çok geziyorlar ediyorlar falan. Benim şarjıma dokunma, işte benim bir şeyimi elleme. Ne bileyim bizde hep olur öyle, sizde bilmiyorum. İnsan yaş ilerledikçe vallahi daha kıymetli oluyor küçücük şeyler. Bu teyzenin de anlıyorum yani evleri, arsaları kıymetliydi. Öyle mi telefon attığımızda mı?
Zeynep teyze. Efendim gülüm. Gülüm kıymetini bilsemem gülüm. Bastığın yıllara kurban olayım. Toprak olayım gülüm. Estağfurullah. Diğerim mi de? Maddın ödenmez mi de? Ben senin ellerinden Allah, öperim. Allah çok teşekkür. Allah yüzden gayr atan razı olsun. Vallahi yere basacak hanım değilsin kuzum sen. Ay canım benim. Sana Allah ana bir doğurmuş Türkiye için. Bilmem dışarılarda da var mısın kuzum? Sen bir başkasın mı gel? Ay canım benim. Sen bir başkasın mı gel? Artık ağlama ama. Ben olurum mu gel? Canım benim artık ağlama. Tamam mı? Seni gördüm. Ben seni gördüm. Televizyonda dinliyorum. Televizyon kapalıyım şey. Telefon kapalıyım. Gittim açtırdım geldim. Belki bir gel arar değil. Şimdi geri gidiydim. Anlıyorum. İyiyim mi gel? Tamam artık şimdi senin artık yüzün gülsün diye yapıldı bütün bunlar. İnşallah Allah sana sağlıklı, mutlu günler nasip etsin. Çok öpüyoruz ellerinden. Müge'm al sana inan kavuşacak belki bir daha Müge'm. Bahadır'a sözü verin ben ziyaretinize gelirim Müge'm. Ha, ziyaretimizde tamam. Bu bitsin bu korona ben seni aldırırım stüdyoya olur mu? İnşallah ben de sizin bir tayfanız olayım Müge'm. Diyelim Müge'm. Canım ben benim. Sizden ayrılamadım Müge'm. Vallahi ayrılamadım. O muhabirlerin yüzden anlatan asma. Arabada inerken onu sözlüğü üstüme şemsiye ettiler. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bizim de Nidye'ye yolumuz düşerse artık bir evimiz var diye düşünüyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinden öpüyoruz. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.